Photoshop dokümanımıza resim ve fotoğraf ekleyebildiğimiz gibi doküman içerisine Photoshop yardımıyla yazılar da yazabiliriz. Bunun için araç menüsünden T simgesiyle simgelenen yazım aracını alıp ekranda bir yere tıklıyorum. Bu tıklamanın ardından dikkat ederseniz Layer menüsünde yazdığım yazı için ayrı bir katman daha açıldı. Ve kontrol panelinde de basit yazım özellikleri ortaya çıktı. Hangi fontun kullanılacağı, font büyüklüğü ve yazının rengi gibi. Örneğin ben bu çalışmada yazının rengini kırmızı olarak ayarlayıp buraya da basit bir metin girebilirim. Noktasal metin aracında bilinmesi gereken bir özellik, siz klavyeden Enter'a basana kadar bu yazının sağa doğru akıp gideceğidir. Bunun yerine ben Enter'a basıp bir alt satıra geçiyorum ve yazıma devam ediyorum. Daha sonra da kontrol panelinden tamam diyerek yazımı onaylıyorum. Bu bir layer olduğu için taşıma ve yer değiştirme işlemlerini burada da çok kolaylıkla yapabilirim. Veya edit altından free transform diyerek bu yazının çeşitli fiziksel ayarlarını da değiştirebilirim. Örneğin bunu şu anda tutulan kartın eğikliğine uygun olarak tekrar değiştiriyorum noktası olarak yazı yazmak dışında bir çerçeve oluşturup yazımın benim belirlediğim alan içerisinde kalmamı da sağlayabilirim. Örneğin buraya dışarıdan kopyaladığım bir yazıyı yapıştırıyorum. Daha sonra yazının hepsini seçerek buradaki yazının rengini değiştiriyorum. Noktasal yazım aracının dışında ben çalıştığım resim içerisinde kendime bir alan belirleyerek yazının sadece bu sınırlar içinde kalmasını da sağlayabilirim. Örneğin yine aynı tool yardımıyla bir tane çerçeve çiziyorum. Ve bu çerçevenin içine bir yazı yazıyorum. Dikkat ederseniz ben yazıyı yazdıkça çerçevenin kenarlarına gelen kısımlar kendiliğinden aşağı doğru inecektir. Daha sonra yazıyı seçip rengini değiştirebilirim. Eğer bununla ilgili daha fazla ayar istiyorsam da window menüsü altından paragraf seçeneği veya karakter seçeneği bana yardım edecektir. Zaten ikisi aynı menü altında gelir. Karakter yardımıyla yazının fontunu, büyüklüğünü, harf aralığını değiştirebileceğim gibi paragraf ayarlarıyla da bu metnin sola mı dayalı olacağı, sağa mı dayalı olacağı veya ortalayarak mı yazacağımı kolaylıkla ayarlayabilirim. Daha sonra tekrar tamam diyerek bu çalışmayı da alanıma alabilirim.